Güney abi, şimdi sizle video çektik. Hasan abim de vardı, sen de vardın. Tabii o gün bayağı olay oldu. Sokakta yatan gazi mi olur? Ya da sokakta yatan insanlara neden bu devletin, Aile Bakanlığı'nın mobil ekipleri var, sizlere bakıyorlar, sizleri evlere yerleştirmeleri lazım vesaire, bu tip tartışmalar oldu. O gün de İzmir Belediyesi sağ olsun sizi bulmuş. Evet, doğru. Yalnız gittiğiniz yerde birkaç kurallar varmış anladığım kadarıyla. Evet. O yüzden kalamıyorsunuz. Ne abi o kurallar? O kurallar ne abim biliyor musun? Bizi burada geldiler, aldılar. Şurada hemen az ileride. Dediler ki buraya giriş var, çıkış yok dediler. Pandemiden dolayı bir giriyorsun, yani 14 gün 14 kalıyorsun. 14 gün iller çıkamayacaksınız. 14 gün sigara içeceğiz biz. Paşamanı paramı. Dışarıda yapamazsınız, edemezsiniz. Ben para de dedim ki bunu da götürmek istemediler. Alkollü diye. Ben de alkollüydüm. Ama o kadar da şey değil. Ben dedim o gelmese ben de gitmem dedim. Neyse aldık sonra indirdik. Biz hastanede indik arabada. Dedik biz gitmek istemiyoruz arkadaş. Cezaevi dedik hayatı yaşamak istemiyoruz. Bu soğuk dedik. Çekeriz 12, 12 dedik. Yıl ben cezaevinde yaşamışım baba. Çekeriz dedik. Gitmeyiz dedik. Ben buna tuttum kolumdan indirdim arabada. Yani cezaevine mi girdi? 3 tanesi kaldı arabada. Sonradan onlar korona testine girdiler. Baktık onlar da kaçmış gelmiş. O üçü de. Siz dedik niye geldiniz? Ya dediler bize daha çok detaylı anlattılar. Ne anlattılar? E işte orada yatan uğursuz hani doğru düzgün ortam biraz karışık. Doğru cezaevi yani. Gibi bir yer dediler. Sonra siz geldiniz buraya. Bizim bu arkadaşlarımızdan birisi sizi görüyor. Siz yağmur yağıyor bir de o gün. Evet. Perişan durumda. Sizi burada bir tane abimizin otoparkına yerleştiriyor. Orada ben orada kalıyorum. İşte Allah razı olsun o gün bize yemek de aldı. Gevrek mevrek getirdi, şey yaptı. Gevrek gitti. Allah batan. Şimdi birkaç tane abimiz ablamız da size destek gönderdiler. Allah bin kere razı olsun. Onları ileteceğiz size. Bir de şöyle geçelim. Arada bir güzel bir ayakkabı olsun. Kışlık abi. Allah mı? Allah yaza kadar sizi idare edecek. Mont olsun. İşte gidelim baba, bakalım elimizden ne gelir. Allah bin kere razı olsun. Senden Allah razı olsun. Sen bu ülke için kurşun yemişin, kurşun atmışın, senden başka kimimiz var ki? Dedim öyle düşünmek lazım. Çatışmaya girmişim oradaki bir sürü insanlar. İçimiz kahroluyor. Ya yaşadığımız olaylara bak. Ha ayakkabı, ne ayağımızda ayakkabı var. Şey. Bunlar da hep ikinci el yani, başkalarına bir şey. Bu numara ayakkabı alacağız, hiç sıkıntı yok. Bütün yaza kadar hiç şey oldu. Buyurun baba. Pardon. Ayağını sıcak tutar. Tamam. Zırhlı araç gibi. Bundan iki tane olsa ben verirlerse. Hasan baba numaramı geçirmesin bize o hı. Yeter. Tamam. Bunlar tüylü, korur. İçi tüylü baba evet. Galiba. Bak bakalım. Tamam. Tüylü. Üç ay büyük benim. Üç aydır değil mi? Göstermiyor ama değil mi? Göster, o genç gösteriyor. Bir ihtiyarlardı. Allah razı olsun. Abi alandan Allah razı olsun. Yani, yardım edenden Allah sizden razı olsun. Sizden de Allah bin kere razı olsun. Siz bizi görmeseydin belki de bundan hiçbir tanesi olmayacaktı. Yani. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hakan Toldu, seni de ufak da olsa tanıtmak istiyorum. Bir gün senin hakkında da bir belgesel yapacağım. Hakan Toldu arkadaşlar. Allah kardeşimiz de, o da değişik bir kardeşimiz de. Hasan abicim nasıl? Oldu mu? Valla bakan çok beğendim. Paşam. Güzel oldu. Tamam abi. Ecmel abim, Alsancak'ta senin mekanın. Burayı da tarif edelim. Çok acayip ürünler var burada arkadaşlar. Rengarenk. Çok güzel. Hiçbir yerde bulamayacağınız Ecmel abinin mekanı. İkinci Bahar. Hangi sokak abi sokak? 1483 sokak. 1483 sokak. Sokak.
ikinci var, Ecmel abinin mekanında böyle kediler var, köpekler var, inanılmaz şirin bir yer. Bize destek gönderen Avrupa'daki Türk kardeşlerimize ve hepsine Türkiye'deki Allah Türk kardeşlerimize hepsine Allah bin kere razı olsun. Binler kere razı olsun. Çok teşekkürler, sağ olsunlar, var olsunlar. Allah onlardan razı olsun. Dert kervanı değilim, dert yolculuğumda yükledin yükünü felek, ben taşırım sırtımda. Helal olsun Hasan abi be. Ağzına sağlık. Rezil geçmenin zevkine vardım, doldur kekom doldur, doldur içelim. Rezilce içmenin zevkine vardım, doldur kekom doldur, doldur içelim. Güzel. Orasında rezilce içmenin tadına vardım diye ya, orası benim hoşuma gitti. Rezilce içiyoruz ya biz bunu. Abi rezillik yani dışarıda. Rezilce oturup bir yerde içemiyorsun. Yani. Ya bir köşede içiyorsun ya da ne bileyim çimlerin üstünde içiyorsun. Ama insanlar da nasıl gözden bakıyor sana? İt, berdu uç. Ne bileyim. Bilmezler ki garibi ne derdi. Ha, ne derdi. Nerede boynu bükük diyor bir garip görsen. Hor görme kim bilir ne derdi vardır. Eşim gitmiş, ailem dağılmış, yuvam gitmiş. Kimse bilmez bunu. Yakarsa bu dünyayı garipler yakar diyorlar da garipler de yakmıyor. Neden yakmıyor? Vicdanlıdırlar. Garipler de vicdanlı. Elinde vicdan var kardeş. Eyvallah. Harbiden gençleştim ha. Bir daha de. Senin bir şey fakası gözünü tanıyamaz zaten. Biliyor musun? Bu adam kim? Valla nasıl oldu? Tanıdın mı beni? Tanıyamadın efendim. O gitti. O gariban orada yatıyordu. Ben gariban değilim. Bak ben... Gençim ben. Abi çok seviyorum değil mi Hasan abi? Vallahi seviyorum, gerçekten abi, seviyorum ya. Yani. Abi biz garibiz baba lan. Ondan başka benim kimsem yok, benden yok, ondan başka kimse yok. Akşam bu beni arıyor, ben arıyorum, birbirimizi kaybettik biz gene. Bulamıyoruz ki. Sabahleyin gidiyorum, arıyor mu arıyor? Lan yok. Fener abi teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olsun, eline sağlık. Emeğine sağlık. Eline koluna sağlık, ne der, hayırlı işler dileriz. Tamam paşam. Basmane'deki en temiz otellerimizden bir tanesi. Evet, Ergi Oteli'dir, evet efendim. Bütün Basmane'de biz insanlara ama maddi ama manevi olarak yardımcı. Mesela adamın parası olmuyor, benim patron kendisi yardım eder. Tamam. 3 gün, 4 gün idare ederiz. Abilerimizi şimdi otele de yerleştiriyoruz. Tamam, arkadaşlar yerleştirelim. Allah razı olsun. Abilerimizi de Basmane'deki Erbil Oteli'mize yerleştirdik. Artık burada İzmir'de izleyenler de abilerimize ulaşmak isterlerse Erbil Otel'e ulaşabilirler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizlik bir şey yok. Allah hepsinden razı olsun. Her şey sizlerin göndermiş olduğu yardımlarla oldu. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun.